Şu anda Tayyip Erdoğan ve AKP'ye sert bir şekilde muhalefet yapan partiler bile konu Suriye savaş olunca tek bir ses çıkartmaya başladılar. Bu durum sizi rahatsız ediyor mu? Yani Türkiye'de bu konuda tek sesliliğin olması rahatsız verici Tabii, durumudur çok size. rahatsız ediyor. Çünkü Üstad Ali Şeriat'ın bir sözü var. Bir yerde sadece devlet konuşuyorsa her şey yalandır diyor. Savaş esnasında bile muhalefet olması lazım. Hem de çatır çatır. Yoksa güme gideriz. Doldursa geliriz. Ne mahsuru var insanların muhalefet etmesinin? Yanlış yapıyorsunuz. Doğruyu söylemiyorsunuz. Demenin ne mahsuru var? Şimdi ben mesela olayın biraz önce anlattığım çerçevede olduğunu ama bunun köpürtülerek bir şahlanış, bir fetih coşkusu yaratıldığını, buradan bir kahraman çıkarma derdine düşüldüğünü ve ardından da anketlerde sürekli olarak iktidar partisinin oylarının gözetlendiğini, alternatif rakip partilerin çıkışının ertelettirildiğini, iyi işler iyi gidiyor. Yani bizzat Ahmet Davutoğlu'nun kendisi 10 Ekim kar katliamından sonra bu katliam oylarımızı artırdı dedi. Ahmet Davutoğlu'nun kendisi o 7 Haziran'la 3 Kasım arasındaki oyların birdenbire artmasına neden olan onlarca ölüm, kan, katliam hakkında konuşursam insan içine çıkamazlar dedi. Sonra da küt diye sustu. Eğer memleket seversen konuş. Eğer bu memleketi seviyorsan. Kendini seviyorsan tabii böyle konuşamazsın. Ama o memleketin geleceğini seviyorsan konuşman lazım. Şimdi buna benzer şeyler oluyor şu anda. O 7 Kasım'la 7 Haziran'la 3 Kasım arasındaki olaylara benzer bir şey oluyor. Ya. İktidar partisi düşüyor. Düşüyor. %40'ların altına, %25'lere hatta bulduğu bile söyleniyordu. Buradan birileri oturuyor, buna kafa yoruyor. Diyor ki bu gidişata bir dur dememiz lazım. Bir şey kullanmamız lazım, bir şey köpürtmemiz lazım. Olan bir şeyi daha farklı göstermemiz lazım. Oradan bir inşaat harfiyat işi alınıyor. Sanki bu bir fetihmiş gibi. Terör temizliyormuş havası vererek. Ordumuz Mehmetçik bayrak diyerek insanların maneviyatları, milli ve manevi duyguları istismar ediliyor. Zaten bizim milletin de eğer dolduruşa getirmek istiyorsan, eğer sorgusuz sualsiz aklı mantığını bir kenara bırakmasını istiyorsan ya Allah kitap peygamber din iman diyeceksin ya ordumuz Mehmetçik bayrağımız vatanımız filan diyeceksin. Bunları söyleyince de milletin yağ, içinin yağı eriyor. Muhalefet partisindekilerin içlerinin yağlarının eridikleri gibi. Şimdi iyi güzel konuşuyorsun konuşuyorsun. Fakat sonunda tezkereye evet diyor diyeceğiz diyorsun. Şimdi bu da ne yapıyor? Olumsuz bir izlenim oluşturuyor. Şöyle ki ya diyelim bu CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu böyle eser yağar gürler ama son dakikada senin yanında yer almaz. Bu bir güvensizliktir. Güven böyle oluşturulmaz. Bu insanların zihnindeki güveni yıkar. Tahrumar eder. Daha önce dokunulmazlıklar konusunda da oldu. Anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz. İçimiz kan ağlaya ağlaya evet diyeceğiz. Dediğin zaman bu kitlelerdeki güveni yıkar. Güvenemez. Yani ben hangi sözüne güveneceğim? Belki son dakikada yine tak öbür tarafa geçecek. Halbuki buradaki tavır şu olmalıydı. Hayır. Burada bir teröre karşı hareket yok. Terörü bitirmeye yönelik herhangi bir şey görmüyoruz burada. Buna nedenle hayır diyoruz. Denilmeliydi. Tıpkı 1 Mart tezkeresi gibi. Orada hayır dendi de ne oldu? Türkiye'nin yararına oldu bu. Böyle çok fazla zarar da ortaya çıkmadı. Şimdi eğer siz bir iktidarın istismarını durdurmak istiyorsanız önemli anlarda tavır koymanız gerekir. Öyle grup toplantılarında konuşarak, meydanlarda nutuk atarak, basın toplantılarında, televizyon programlarında cafcaflı sözler ederek olmaz. Son dakikada,
son dakikada tezkereyi getirdiler, önüne koydular. Sen buna evet dedin kardeşim. Evet dediğinden andan itibaren ondan önceki bütün sözler boştur. Hı hı. Hiçbir anlamı yoktur. Keşke onları hiç söylemeseydin. Hatta bakın şöyle. Biz Türkiye'nin menfaatlerini burada görüyoruz ve onun için evet diyoruz diyor. Şimdi masaya biraz da vurarak evet diyoruz. Ayrılıkları, kayrılıkları bir kenara bırakıyoruz. Çünkü ordumuz, bayrağımız işin içinde. Evet dememiz lazım desen bu daha iyi. Daha net mi oluyor o zaman? Tabii. İçim yana yana evet dediğin zaman bu siyaseten bence hiç uygun bir söz olmamıştır. Yanlış olmuştur. Zaten öbür İyi Parti de tamamen bir gözü sarayda, bir gözü MHP'nin Devlet Bahçeli'nin hastalığında böyle ne yapacağını bilmiyor. Buradan muhalefet falan çıkmaz yani. Bunlar muhalefet falan ettiği de yok. Şu anda mevcut itibarı böyle sarsacak bir muhalefete ihtiyaç var. Bunu da halk yapacak. Yani bir milliyetçilik dalgası var. Siyaseten böyle bir tavır alalım, oy kaybetmeyelim gibi bir mantık varsa bu da adaletli bir şimdi tavır bu, ne diyorsunuz? Şimdi bu milliyetçilik dalgasından ziyade insanların milli ve manevi duygularını kapartma ve oradan kendisine bir rant, oy, istikrar devşirme var. Yani bunu apaçık şuradan anlıyoruz. Yani Cumhurbaşkanı gidiyor, tarafsız olması lazım filan, geç onları. Kendi partisinin il başkanlarına toplantısında harekatı açıklıyor, coşkuyla karşılanıyor. Ve bunun sonunda da bütün AK Partilileri, yani bütün vatandaşlarımızı AK Parti'ye üye olmaya çağırıyorum diyor. Savaş konuşmasının ardından. Ordu, Mehmetçik. Bunlar hep kırla gidiyor. Ardında böyle söylüyor. Şimdi burada ne anlamalıyız? Bunu nasıl yorumlamalıyız? Bunu şöyle yorumlayacağız. Oluşturulan milli ve manevi şahlanış olacak. Herkes partiyi pıtırtıyı bir kenara bırakacak. Geçim derdini unutacak. Zamları unutacak. Depremi unutacak. Evine ekmek götürecek, tuz götürecek. Onları bile unutacak. Yani karısı tuz içirse, ya şimdi tuzun sırası mı, savaş var falan diyecek. O noktaya getirecek milleti. Ve bu dolduruşla herkes akın akın gidip AK Parti il teşkilatlarına üye olacak. Ve %50'yi, 60'ı sandıkları patlatacak. Yani böyle bir düşünce ortaya çıkıyor. Bunun anlamı budur. İl başkanları toplantısında savaş konuşması yapıyorsun. Konuşmanın sonunda da bütün vatandaşlarımızı AK Parti'ye üye olmaya çağırıyorum diyorsun. Yani savaşan AK Parti, tek bir tane parti var. Canhıraş bir şekilde memleketi savunuyor. Tabii ki bizim arkamızda olacaksınız. Bırakın şimdi CHP'li olmakmış, İyi Parti olmak, muhalif olmakmış hele. Olacak iş mi yani? Bu anlama geliyor. Bak yorumluyorum. Kimi yorumluyorum? Cumhurbaşkanı'nın sözlerini yorumluyorum. Analiz ediyorum. Birader, söylediğin söz bu anlama geliyor. Eğer başka bir anlamı varsa çıksın birisi söylesin. Hayır o anlama gelmiyor desin. Aynı konuşmayı, aynı lafları, aynı toplantının içerisinde birinde başında, diğerinde sonunda bunu söylersen bu anlama gelir. Ve bu çok yanlıştır. Öyle bir konuşmada insanları partisine üye olmaya çağırmak çok yanlıştır. Bir parti devletine doğru da bir giden süreç midir? Ya da artık öyle bir süreci mi yaşıyoruz? Tabii şu anda parti devleti zaten var. Ben zaten daha önce söylemiştim. Türkiye şu anda Feritçim lig düşmüştür. Nereye düşmüştür? Avrupa Birliği'ne girmek üzere olan bir ülkeden 2002 yıllarında şu anda geldiğimiz yer Orta Asya ülkeleri ligine düşmüştür. Hatta o ligin de sonlarına doğru gitmektedir. Bu ne demek? Bir iki örnek vereyim, anla. Mesela Orta Asya liderleri, tek adam hepsi, şahsi aile yönetimlerini. Diyelim Azerbaycan lideri ne yapıyor? Kendi karısını Cumhurbaşkanı yardımcısı ilan ediyor. Öbürü bir kitap yazıyor. Kitabın ismini ve annesinin ismini aylardan, 12 aydan ikisinin ismi yapıyor. Kendi kitabını ay ismi yapıyor. Ebedi, sonsuza kadar Türkmenbaşı falan deniyor. Yani ona gitmesi mümkün değil yani. Gitme diye bir şey yok. Sonsuza, o onun ülkesi, onun mülkü,
Osmanlı padişahları gibi. Osmanlı padişahlarına göre Memaliki Osmaniye, yani Osmanlı ülkesi padişahın şahsi mülküdür. O da yeryüzünde Allah'ın gölgesidir. Bu mülkü kontrol etmektir. Biz neyiz? Biz onun kullarıyız. Şimdi kafa bu. Orta Asya'daki ülkeler bunun modern şekillerini uyguluyorlar. Bizde de şu anda zihniyet tamamen bu.